Herkese merhabalar. 30 Mart seçimlerine 20 gün kaldı ve Türkiye'de seçim e, olanca heyecanıyla devam ediyor. Bugün VOA Türkçe'den Ankara muhabirimiz Yıldız Yazıcıoğlu, e, Gültan Kışanak'la DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gültan Kışanak'la önemli bir röportajı imza attı. Bugün e, VOA Türkçe muhabirleri olarak Yıldız Yazıcıoğlu, Mahmut Bozarslan ve ben Hilmi Açaloğlu e, bu programda e, konuşacağız ama İlk sözü ben yıldız'a vermek istiyorum. Yıldız önemli bir röportajdı. Kışanak e, uzun zamandır neredeyse e, 7 yıldır cezaevinde olan bir isim ve Ankara adayı. E, kayımlarla ilgili önemli sözleri var. E, bu seçimle ilgili önemli sözleri var ama ben esas şunu şuna dikkat çektim ya da dikkat çekici buldum. E, bu seçim esasında Erdoğan sonrasının e, tanzim edileceği bir seçim olduğu da e, olduğu da görüşünde. E, sen de e, sen hangi konularını çıkartıyorsun Kışanak röportajında? Teşekkürler Hilmi. Şöyle Gülten Kışanak aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaki tek kadın aday, tek kadın aday olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında tutuklu olan da ilk isim. E, bu anlamda adaylığı iki açıdan da tarihi önem taşıyor. DEM Parti'nin siyasi çizgisi anlamında kendisine sorduğumuz sorulara verdiği yanıtta önemli ipuçları vardı. Senin işaret ettiğin gibi seçim sonrası yani 1 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin gireceği seçimsiz 4 yıl itibariyle bir tespiti var. O tespiti de şu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın gelecek dört yılı planladığını düşünüyor Gülten Kışanak. Ve bu planı içerisinde kendisinin yokluğuna yönelik bir hazırlık olduğunu da söylüyor. Gülten Kışanak bu tespitini önemli buluyorum. Çünkü Gülten Kışanak sadece yerel siyasi bir aktör değil. Geçmişte DEM Parti'nin devamcısı olduğu siyasi hareketin eş genel başkanlığını yapmış. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir isim o siyasi hareketin öncü aktörlerinden birisi. Dolayısıyla da onun hem Kürt sorunu perspektifinden bakışı önemliydi. Hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimsiz 4 yıla ilişkin mutlaka bir anayasa değişikliğini öngördüğü tespitini yapması hem de kendisinin yokluğuna yönelik de bir hazırlık yaptığı iddiası da enteresandı. Çünkü hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasında geçmiş yıllarda da bir e, kaç kez farklı seçimlerde ifade ettiği bu benim son seçimim olacak açıklamasının üzerine e, Gülten Kışanağ'ın da Erdoğan'ın kendi yokluğuna yönelik bir hazırlık yaptığı iddiasını ortaya taşıması önemli. E, Kürt sorunuyla ilgili olarak da Kürt sorununun çözümünde bölgesel gelişmelerin dış aktörlerin dış politikanın öne çıkacağını söylemesi benim açımdan enteresan oldu. Kuşkusuz 31 Mart'ta bir kez daha kayyum siyasetini yeneyeceklerini de söyledi. Yani DEM Parti'nin geçmişte kazandığı 60 küsür belediye sayısını ki Mahmut bence o konuda ekleme yapar beni düzeltir. Bunu arttıracaklarını ve kayyum siyasetine bir yanıtı sandıkta vereceklerini söylediği tespitler de oldukça enteresandı.